Komşu ilçelerimizden gelen baş iskele ve Karamürsel'den gelen ilçe başkanları ve yine oradan partilerine bugün ve öncesinde hizmetleri dokunan çok saygıdeğer partili arkadaşlarımız, yine partimizin her üç ilçede geçmişte görev yapmış olan il genel meclis üyeleri, geçmişe dönük belediye meclis üyeleri, kurultay delegeleri, en son 2009'dan sonra Belde hüviyetinden biliyorsunuz çıktı. Eski belde başkanı olan arkadaşlarımız var, değerli büyüklerimiz var. Ben öncelikle diğer ilçe başkanlarım adına ev sahibi olmam nedeniyle aslında işin asıl ev sahibisi il seçim koordinasyon kurulu. Tabii kendi ikametgahımızda olduğu için ben böyle kısa bir açılış konuşmasını yapayım dedim. Değerli arkadaşlar, gerçekten bizim bilhassa böylesine birlikteliklere çok çok ihtiyacımız var. Aslında ülkenin böylesine birlikteliğe ihtiyacı var. Yukarıda bir koalisyon görüşmelerinin aşağı yansıması bile hakikaten siyaset iklimini ne kadar yumuşattığını hepimiz gördük. Tabii ki bu kısa sürede neler yapılabilir? Neler yapabiliriz? Bu konuda gerçekten geçmişi siyasi birikimleriyle dolu Bekir Yurdagül başkanlığında oluşturulan ekip gerçekten bizlere çok çok büyük katkılar sundu. Hakikaten çok kısa sürede en etkin, en verimli, en katılımcı, en çoğulcu yapıyla neler üretebiliriz konusunda bizlerle yakın irtibat halinde. Aslında bugünkü toplantımızın amacı o. Kendisi biraz sonra bu birlikteliğin nedenini ve çalışmalar hakkında neler yapmamız gerektiği konularında sizleri bilgilendirecek. Ben bir kez daha hepinize hoş geldiniz diyorum. Afiyet olsun diyorum ve sözü Bekir Başkanıma veriyorum. Buyurun başkanım. Geç İl SKM'yi oluşturabildik. İldeki görev değişikliği nedeniyle 20 günlük bir süremiz kalmıştı SKM oluştuğunda ve hızla ne yapabiliriz? Partilerimizle nasıl sahaya sürebiliriz? Nasıl birlikte bir Kasım seçimlerine en verimli, en etkin bir şekilde çalışabiliriz'in arayışıyla bir takım organizasyonlar gerçekleştirdik. Çalışmalara başladık. Eylem planı yaşama geçirmeye çalışıyoruz. Gerçekten 1 Kasım'ın önemini size anlatmama gerek yok. Siz en az benim kadar 1 Kasım'ın önemini biliyorsunuz. Esasında 7 Haziran'da olay bitmişti. 7 Haziran'da bir koalisyon hükümeti kurulabilirdi ve Türkiye bu büyük sıkıntıları da yaşamamış olurdu. Ancak saray entrikaları bir koalisyon hükümeti kurulmasına engel oldu. Ve hala da Türkiye'yi bir kaos ortamına sürükleyerek acaba oyumuzu arttırabilir miyiz? Tek başımıza iktidar olabilir miyiz? Arayışı içerisindeler. Bu nedenle 1 Kasım'da bir tek yapacağımız şey var. Sarayın musluklarını kesmek zorundayız. Sarayın musluklarını kestiğimiz an Türkiye'yi huzura kavuşturabiliriz, Türkiye'yi normalleştirebiliriz. Bunun için de Cumhuriyet Halk Partisi'nin gerçekten tüm üyeleriyle, tüm sempatizanlarıyla sahaya inmesi lazım ve örgütleriyle beraber disiplinli bir şekilde halkımıza ne yapılmak istendiğini, bizim ne yapmak istediğimizi anlatmamız gerekiyor. Geçmişte hepimiz bu partide görev aldık. Bazen kırıldık, bazen üzüldük, bazen dışlandık. Hepimiz bir takım sorunlarla karşı karşıya kaldık. Bunları yaşadık Cumhuriyet Halk Partisi. Ama şu andaki olay Cumhuriyet Halk Partisi'nin yaşanan bir olay, Türkiye olayı. Türkiye'nin geleceği gerçekten 1 Kasım'da belirlenecek. Gebze ilçe örgütünün önünde bulunan 7 tane ağacı AK Parti miting yapmak adına yerinden söktü bir gece vakti. Kamuoyunda oluşan tepkiler üzerine tekrar yerine dikmek suretiyle miting çalışması duyuruyorlar. Pazar gününe mitingi ertelediler ve bu çalışmayı bu şekilde bir ağacı yerinden sökerek miting çalışmasını sürdürüyorlar. Değerli arkadaşlar, şunun için söylüyorum, AK Parti gidiyor. Onun için bu kadar saldırganlaşıyorlar. Onun için sokağa çıkmıyorlar. Onun için seçim çalışması yapamıyorlar. Eskiden ben biliyorum, gittiğimiz her bölgede mutlaka AK Partililerle birkaç yerde karşılaşabiliyorduk, karşılaşıyorduk. Ama şimdi seçim çalışmasını bir halkı yönetimi yaptıkları için karşılaşamıyoruz. Özellikle bu seçim döneminde 1 Kasım seçimleri için yapılan çalışmalarla ilgili de şunu söylemek istiyorum. Parti içinde birlik oluştu. Bunu görüyorum. 7 Haziran'da biraz daha sıkıntılarımız vardı. Onu aştık diye düşünüyorum. Bu birlik havasının
seçimler sonrasında, 1 Kasım seçimleri sonrasında bir bayram havasına dönüşeceğini biliyorum. Bu konuda gösterdiğiniz duyarlılık için, gösterdiğiniz destek için hepinize teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum. Karamürse ilçelerinde geçmişte emeği geçen, ilçe başkanlıkları yapan, kurultay delegelikleri yapan, yönetimlerde bulunan tüm arkadaşlarım, eski belediye başkanlarım, burada 2 tane eski belediye başkanım var. Hepiniz hoş geldiniz, bize güç kattınız. Bekir Başkanım olayın önemini anlattı. Gerçekten bu seçimde Kocaeli'nde birlikteliği sağladık parti olarak. Gölcük'te bunu biraz daha erken sağladık. O yönden Gölcük olarak çok daha mutluyuz. Şunu demek istiyorum. Gölcük'te bütün partiler gerekeni fazlasıyla yapıyor. Herkes taşın altına elini koydu. Ve 1 Kasım'da benim de 4. milletvekili olarak çıkacağıma inancım tamdır. İnşallah 1 Kasım akşamı birlikte kutlayacağız.